Merhabalar herkese. Hani galiba seferine kaldığımız yerden devam. En son Sangaritu'yu almış eyaletimizi kontrol altına almıştık. Şuradaki binalar nedense hasarlanmış. Onları da bir tamir edelim. Bunların kalan tek bir ordusu var. Bu da şehri kalmadığı için ilk bulduğu düşman şehrine saldırıp kafa atar ve hallederiz onu da. Şimdi bir tane rütbe atladık. Onu bir daha atalım. Şimdi şeye bakmak istiyorum. Bunun 8.'si düşman saldırı altında geri çekilemez. Sen de geri çekilemezsin. İşe yarayacak bir özellik tabii ki. Şunun 8'i ne yapıyor? Denizde hareket, karada hareket. Yani bu daha çok işe yarar kesinlikle. Yani kaçı diyelim artı %8, yani saldırdığım bir ordu kaçı diyelim. Kaçmamasındansa %8 hareket zaten o kaçan orduyu yakalamaya genelde yeter diye düşünüyorum ya. Genel olarak zaten denizde hareket ve karada hareket menzilini arttırmak mantıklıdır. Okey, o tarafa doğru gidelim. Şunun 5.'si ne yapıyor bu arada? Bakın masrafı ve görüş açısı dışında artı 2 nüfus veriyor. Çok aciliyet yok onun. Buradan devam edelim. Tamamdır, sen orada otur. Sen onun yanında kal. Şurada yetiştirme yapmaya devam edelim. Yetiştirme rütbesini de arttırıyoruz şu an. Elimizde 4 okçu, 4 yakın piyade var. Bu oyunda mesela Warhammer'dakinin aksine dengeli gitmek mantıklıdır. Şu an mesela 2 bundan 1 ondan yapayım. Sonrasında da tersini yaparım eğer fırsat olursa. Sen level atladın mı bu arada? Diğer kardeş. Bu da atlamış. Bunun 8 numarası ne yapıyor? Savaş arabalarını dinçlik. Okey. Bunun 11'i ne yapıyor? Altın geliri artı 50 mi? Ya dostum ne yapıyoruz? O ne yani? Yani çok etkilendiğimi söyleyemem bu özelliklerden ama. Hadi gidelim ya. İleride sana bir savaş arabası ağırlıklı bir ordu falan verebiliriz belki. Praise Assyria. Okey. Diplomasi'de yeni bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yok gibi. Ya bir deneme şeyi yaptığımı söylemiştim ya. Bu Asur kralının bir kızı vardı zamanında ya. O, şu an niye yok? Acaba Reşit falan mı olmadı? Asıl olmak istememekteyim. Bunun kızıyla evlendim ben çünkü. Ya da yanlış mı hatırlıyorum? Neyse bakarız bakalım. Birkaç tur daha geçsin. Biraz daha bekarlığın tadını çıkaralım da. Okey, birim yetiştiriyoruz. Sonraki hedefim neresi olur? Bir sonraki tur zaten karar verelim. Belki bizim yerimize başkaları karar verir bir sonraki hedefin ne olacağına. Burada 3 tane boşta duran iş gücü var. Daha fazla iş gücümü, artışımı 3'ten 6'ya güzel. Okey, taş şeyimiz... şu binayı yapmak istiyorum ben ya. Bir an önce fraksiyon birimleri yapabileceğim binalar yapayım. Bu nedir? General için yetiştirme rütbesi, general için tecrübe puanı, general için yetiştirme maliyeti. Yani bir generali direkt 8. rütbede yetiştirmek falan güzel bir şey de koskoca bir slotu da buna ayırmam ya. Çok etkileyici bulmadım doğrusu. Sıradan binek eklentisi alıyorlar bir de. Yani kötü değil, kötü değil de. Başka şekillerde ayarlarız o binek işini biz ya. Şunu yaparım yakın zamanda mesela. Atlı okçu kullanmak istiyorum. Bu oyundaki atlı okçular nasıl hiç denemedim daha önce galiba. İş gücü artışı binası olabilir de. Ana yerleşim yerinin şeyini de harcamak istemiyorum bir yandan. Bunlar kalsın. Kaynak binası tamam. Bu da bir kalsın. Önümüzdeki tur ikinci seviyeye çıkacak ya. Onu saklasam acaba. Kaç tur sürüyor bunu upgrade etmek? 3 tur. Bir dursun. Önümüzdeki tur... Bütün o kaynaklara ve iş gücüne ihtiyacım olabilir. Şimdi yükseltmesi var. Karakol var. Emir var. Emir var bir de verebileceğim. İş gücü artışı her zaman klasik olarak iyidir. Mutluluk, odun, taş. Sıra maliyeti bakım masrafı, yetişme maliyetini azaltmak. Ya %10 çok büyük bir şey değil ya. Mutluluğu daha fazla tehlike altına atmayalım. Tüm kaynaklar, üretim. Yok bu sadece savaş arabası ve süvarilerin yetişme rütbesini arttırıyormuş. Asur birimlerine de tur başına artı 50 tecrübe puanı veriyor bu eyaletteyken ama bu eyalette çok uzun süre kalmayacağım. Tamam yine klasik iş gücü artışını seçelim biz ya. O zaman devam.
peki. Aynen, saldırdı. Oto sonuç bana verir tabii ki ama öldürür mü ondan emin değilim. Bakalım. Yok, öldürmedi. Okey, şuradan bir mumara alalım kendimize. Okey, bize savaşırsan çıkmadı neyse ki. Şimdi şöyle bir bakalım. Tutum olarak genelde etrafımızdakiler bizden pek nefret etmiyor. Okey, güzel. Tabii ki Mezopotamya'ya doğru ilerlemek isterim. Mezopotamya kutsal topraklarını ele geçirmek için yukarısı mukaddes toprak sayılmıyor. Şuralar öyle de. Şöyle Orta Doğu'ya, Irak taraflarına gitmek pek de mantıklı görünmedi. Mesela aşağı doğru inip şöyle bir Babil fethi yapmak isterim şahsen. Ama onun öncesinde daha küçük ve daha yakın düşmanları halletmek daha mantıklı. Şimdi bu arkadaşlar, iki tane yerleşim yeri var. Şurası ve şurası. Benden de daha zayıf durumdalar. Bence harika bir hedef. Başka ne var buralarda? O birazcık uzağımda kalmış. O birazcık fazla kuzeyimde kalmış. O sonra zaten savaş açmayacağım. Suhu ölmek üzere. Kare. Belki bir sonraki hedefim olabilir ama şu an burası daha güzel göründü. Biraz uzağımda, Babil'de biraz daha uzakta. Şuradaki fraksiyon ne peki? Bir yerleşim yeri var. Mukaddes toprak değil burası. Şunların ne olduğunu göremiyorum. Tamam. Yani şurayı alıp sonra şuraya gitmek mantıklı. O fraksiyonun işini o şekilde bitirmek. Tam olarak öyle yapayım. Peki şu an mı yapayım? Yani şu anki hali bile benden daha güçsüz göründüğü için bence mantıklı şu an bunu yapmak. Gel. Hangi biriyle savaş halinde misin sen? Tanımadığım biriyle savaş halinde. Önceden bir karaya çık, ne olur ne olmaz. Yürümem var. Bir tane de rütbe atlamışsın, süper. Şuradan devam ediyoruz. Daha fazla hareket menzili alıyoruz. Güzel güzel, hareket menzilini çok severim. Bu arada bu arkadaş daha fazla yetiştirme yapmayacak yakın zamanda. Ana eyaletimden yapacağım yetiştirmeleri sonuçta ve ana eyaletinde olmayacak. Hatta bir önceki tur bunu değiştirebilirdi ama neyse artık. Sen ise yetiştirme yap. Yani götürüp tecrübe kazandırmak da mantıksız değildi ama. Şu orduyu bir 20'lemek lazım. Tamamdır. Okey, şunlara bir savaş ilan edelim biz. Sonra, o, güzel, rahat verdi. Otomatik sonuçlandırmayla alayım bunu. Yalnız diğer şehirleri eyalet başkenti. Eğer savaşmak gerekirse duvarlı yerleşke orası. Tatsız şeyler gerçekleşebilir. Senin buradan yerli birim basmanı istemiyorum. Bunların bir ordusu var ve o ordunun nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Muhtemelen şuralardadır ama kimle savaş halindeyim demiştin sen? Sutu'yla. Sutu şu tarafta. Tamam, şuralara falan göndermiş olabilir o orduyu. Bakalım. Burada başka bir ordu olmazsa alması zor olmaz, duvarlı muvarlı. 6 kişi var sadece. Bunları bir tamir edelim mi? Bir dakika, burada. Ha, burada özel bir bina var, evet. Zafer noktası veriyor, mutluluk veriyor, gıda veriyor. Yetişme maliyetini azaltıyor falan. Güzel bir bina. O yüzden bir dakika, şu tamiri iptal et. Yani iş gücü artışı güzel ama diğer yerleşim yerlerinden arttırız oraları aldıktan sonra. Şunu bir yık, onun yerine o binayı kurmayı tercih ederim. Bir dakika. Ha, bu 3. seviye olması lazım buranın büyük ihtimalle. Tamam. Yıkımı iptal et. Bunu tamir et. İş gücü sağlasın bir süre. Ama umarım unutmam. Bak, Terkoa'da çok güzel bir bina var. Unutmak istemiyorum. Bina ne bu arada? Bu sahne. Güneş ne kadar kızgınsa kumların da o kadar soğuk olduğu derinlere kazılmıştır. Nice. Terka'daki özel binayı unutma Ömer, tamam mı? Kendime hatırlatma. Şimdi ordusu tabi uzaklara gitmiş de olabilir. Şuralarda duruyor da olabilir. Sen bir turda oraya ulaşamazsın değil mi? Mümkün değil. Ha, denizden ulaşabilir belki. Ama denize inersem saldırmam gerekebilir.
şey yani şey tazelenemem. Direkt saldırabilirsem sorun yok ama yani orduya biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Nasıl bir ordu olduğunu bilmiyorum. Ben ne olur ne olmaz şurada bir general daha yetiştireceğim. Gel dostum. I have carried the burden of my duty for a long time. Belki bunu şey olarak kullanabilirim. Yam olarak kullanabilirim pusuya çekmek için düşmanı. Yer ilahlar açılmış. Ninurta'ya tapıyoruz. Özelliklerine bakalım. Mabetleri, yetişme rütbesi ve nüfus veriyor. Duası, hücum bonusu ve yeniden doldurma hızı veriyor. Tüm birimler için. Şahane, şahane. Bol bol dua etmek isterim kendisine. Adammış general. Artı %16 hız. Tüm birimler çok iyi. Muharebe yağması %22 çok iyi. Direkt Ninurta'yı bir an önce buna adamak isterim ben. Ninurta'yı Ninurta'ya adamak. Konukları da yetiştirmedi. Mimat ve nüfus. O da okey. Fena değil. Yani birazcık kuralım bunlardan sanki ya. Neyse. Yerleşim yeri şeylerine bakalım şimdi. Buraya dediğim gibi bir tane garnizon bir an önce. Pardon garnizon değil bu garnizon binası. Şunu bir an önce bir kur. Nereden ne saldırı geleceği belli olmaz. Kendimizi güvenceye alalım. Bir tane boşta duran iş gücümüz var. Onunla da makul mantıklı bir bina yok yapabileceğim. Şuraya bir şey mi yapsam? Yine iş gücü arttıran. I prefer peace, but expect war. Eyaletteki yetişme uyumatı, nüfus. Tamam ya bir tane daha iş gücü arttıran şey yapayım. İki tur sürüyormuş bu. İş gücünü bayağı hızlı arttırıyoruz. Umarım o iş gücünü işlere koşacak kadar elimde kaynak olur. Dur diğer tanrılara da bakayım. Bir tane Asur var. Detaylı bakmayacağım ama kuşatma denemesi Aşur. Yakın savunma pusu ihtimali şu fena değilmiş. Sadece korumalar açınız ne? Aura morali okey. Bakın masrafı yani çok çok da aman aman gelmedi. Diğer açılan tanrı hangisi? İştar. Mutluluk inşaat maliyeti yönetim idare binaları için okey. Moral artı yorgunluk birikimi azaltımı okey. Çocuk sahibi olma ihtimali okey. Hiçbir hani Galbat gibi değil. Aman şey. Neydi adamın adı ya? Ninurta gibi değil ya. Diplomasi varmış şey. Etkileyeceği şeyler varmış gibi bilmiyorum ama ben de barış istiyor. Ben şu şeyi sorayım tekrar. Kızın var mı senin? Ya, evlendim ben bununla. Yaşadım bunu ben yani. Bir tane takas anlaşmaları. Okay. Bir tunç sıkıntısı yaşanma potansiyeli var ama bakacağız bakalım. Henüz o aşamada değiliz. Karakol biraz beklesin. O taşa ihtiyacım olabilir. Önümüzdeki tur. Eklenti mi? Ne var? Küçük kalkan varmış. Kullan. Tamam. Birim basıyorum orada çünkü. Tamam süper. Herhalde ölür artık. Al sen de oraya. Yönetim seviyesi değişti. Peki olur. Gıda konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz bu arada. Şimdi burada bir kişilik bir ordu var. Benden çok daha zayıf durumda. Şimdi ben suya inip buraya gelip bu şehri kuşatabilirim. O birinci seçeneğim. Hemen saldıramam. Kuşatma teçhizatı kurmam gerekir. Ben onu kurmakla meşgulken diğer ordusu gelip bana saldırabilir. 6 kişilik garnizon artı 1 komutan artı 1 de o orduyla savaşmak durumunda kalabilirim. Bu dünyanın sonu mu? Hayır değil. İkinci seçerek de şurada pusuya yatmak, diğer orduyu beklemek ama ne kadar zayıf olduğunu düşünürsek, yeni aldığı birimleri falan da düşünürsek ben galiba saldıracağım ama birazcık da hasarlıyız. 8 olduk. Buna ihtiyacım var mı? Bu neydi? Daha fazla hareket. Peki. Hatta bölgedeki tüm orduların hareketi. Bu da çok iyi ama ya. Şimdilik bu kalsın. Şu an yürümeye ihtiyacım yok. Tamam ben saldıracağım. Birazcık agresif bir hareket. Bu oyunda çok da agresif oynamamak lazım aslında ama makul bir agresiflik gibi geldi. Diğer ordunun da yetişeceğini varsayarsak. Tamamdır. Bir tane ondan, bir tane de ondan. Kuşatmayı sürdür.
Sonra sen sevgili dostum gel. Onunla umarım şey yapabilirsin. Değiş tokuş yapabilirsin birimleri. Yani yapamasa da dünyanın sonu değil. Sadece karaya çıkması yeterli benim için. Savaşa desteğe gelir en azından. Dostum bak yapma. Şimdi oldu. Ya. Seçemiyorum. Tıklaması lazım. Şunu seçsek. Heh, tamam. Tamam, böylesi daha iyi oldu. Hatta sana veda mı etsek diyecektim. Yok, kalsın orada. Sen de sevgili dostum şuraya geri dön. Başlangıç ayetime oradan birim basmayı sürdürsen. Hatta senin birimleri daha tecrübeli basma özelliğin de var. O da ayrı bir güzellik oldu. Kaç kişimiz var bu arada şimdi? 16. Bunu bir 20'lemek lazım. Her ne kadar gıda sıkıntısı çeksem de ayarlarız inşallah bir şekilde. Ha, şuraya ben... Ha, şu kurulu zaten. Buradaki şeyler kurulu. Kaynak binaları kurulu. Buradaki tek kaynak binası kurulu. Buradaki de tek kaynak... Tamam. Yani şu an alacağım yer altın. Tamam, bir sonraki hedef şuralar olabilir. Buradaki gıda üreten yerleri alarak o gıda sıkıntısını çözebiliriz ama bu ordunun 20 olması bence önemli. Tunç sıkıntısı nasıl çözülür onu bilmiyorum. Onu da düşünürüz. Şu an kaç kişiye kaç kişi oldu? Kaç tane yakın dövüş, kaç tane okçu var? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Eşitler şu an. Şöyle olsun. Okay. Umarım iflas etmeyiz. Artı 3 mutluluğu aldık. Şu ekstra gıdayı araştırmak gayet mantıklı. İkmali de çok şey canım çekiyor ama. Şu an şu gıda konusunda bir desteğe ihtiyacım var ya. Onu bir alayım. 6 tur sürüyor biliyorum ama lazım gibi yine de. Diplomasi. Şey yok gibi. Ha. Kız var. Kız var. Okey, evlilik. Talep et. Ninurta. Abi 31 yaşında bu. Reşit olacak diye beklediğimiz sağ olsun 31 yaşında mı yani? Doğurganlık. 12. Uygunluk değil de doğurganlık olmalı bu ya. 31 yaşında yani eskiden iyisi, kadınların doğurganlığı 30 yaşında falan birazcık azalıyor malum. O yüzden ama yani. Bir dakika. Bunlar değil mi? Yanlış adam değil. Evet. Tamam ya, kabul ya. Umarım bir çocuk yaparsınız bana. -3.4 mü? Ya birader bak. Çıtır çocuk veriyoruz senin kızına. Kızı mıdır bilmiyorum artık da. Ya şehir istiyor benden. Yürü git. Yani bir şekilde maddi açıdan karşılayabilir miyiz onu? Taş ister misin? Pardon, yanlış yere yazdım. Hayır, bütün taşımı versem onu da kabul etmiyor ya. Tamam, okey. Başka yerden bulacağız o zaman. Başlık parası fazla geldi. Ama daha güçlü bir fraksiyon almayı tercih ederim. Şimdilik kalsın. Bekarlığın tadını çıkarmaya devam. Diplomasi böyle. Yaşım yeri yükseltmesi. Ha. Ne kuracağım demiştim ben buraya. Savaş arabası ve atlı birimler yapılabilir. Yetişme yuvası ve rütbesi veren.
Huyna'dan da istiyorum ya. Huyna'dan da istiyorum. Şimdi buna gerek yok. Yetişim maliyeti. Şimdi 3 tane daha slotum var burada. Bir tane bunu yapsam. Şu da güzel ama ona yer kalmayacak gibi. Şunu başka yere de yapabilirim. Bir tane o, diğer iki askeri. Tamam ya, tamam. Peki öncelikle şunu mu yapsam? Evet, öncelikle bunu yaptım. Hayır, öncelikle bunu yapmadım, vazgeçtim. Piyade basarken de daha fazla rütbeyle basalım. Bakın buna bakmıştım, pardon. Yerleşim yeri diğer tarafta. Terko'yu evet yükseltelim. Neden olmasın? Bir tane de şey yapayım ya. Meşrutiyet falan veren şu zımbırtıdan yapayım. En ücra yere yapayım ama diyecektim. Şurası makul göründü. 200 taş, tamam. Bir de şu adamları da alacaksam eğer, aslında şuraya bir şey yapmak da mantıklı. Buradan geçerim çünkü. Ordunun bakım masrafını azaltmak çok mantıklı göründü. 4 tur sürüyor ama ya, uğrama şansım olur mu bilmiyorum ama yine de yapalım. Bir maksat. Bir muharebe kazan kolay. Mukaddes Mezopotamya toprağı kolay. 8 yerleşim yerine hakim ol. Mevcut of 5. Bu da kolay. Sanırım Tunca'ya en çok ihtiyacım var. Bunu da bu tur yapacağım galiba. Mukaddes Mezopotamya toprağı olması lazım şu an kuşattığım yerin. Tamam, güzel. Güzel. O gıdayı bir süre idare eder. Bu arada düşman ordusu Terko'ya doğru harekete geçmeyi tercih etti. Üçüncü seviye bir ciritçisi var. Bu orduyu buraya götürsem yeterli olur mu diye düşünmüştüm de. Ki acı durum bilimi yok. Tarkoa'nın garnizonu ne kadar hasarlı? Yarı güçte. Okey, okey. Düşüneyim. Şurayı bir alayım tabi. Bu şapmayı kaldıracak halim yok. Aa, süper. Ordu buraya gelmediği için oto sonuçtan nispeten rahat bir şekilde alıyorum. Kuşatma savaşları biraz uzun sürdüğü için hiç gerek yok. Şurayı alalım. Atlar biraz hasar aldı. Olacak o kadar. İşgal ediniz. Ve maksat yerine getirildi mi? Evet. Güzel. Ekstra tunç ve ekstra yemek fayda sağlayacaktır. Sen kendini toparla orada biraz. Birim basma. Şimdi Terko'yu... Ya fraksiyon özelliği mi bu ya? Her ele geçirdiğim yerin onarılması mı gerekiyor bu şekilde? Ne iş gücü artış. Kalsın, tamam. Burası... Evet, birinci seviye. Henüz garnizon binası yapamıyorum buraya da. Ama bir... Gıda gelirini arttıran... Heh, şahane binaları varmış. Onları bir yapalım. Özel bir bina varmış. Bu ne? Saray arşivi. Meşrutiyet yeşilme rütbesi generaller için mutluluk ve zafer noktası veriyor. Mirasınızı tarihin yıllıklarında ölümsüzleştirin. Oo, güzel, güzel. Ölümsüzleştireceğizdir elbet. Bu gıda gelirini de alırım ben. Altın geliri var. Bunu zaten yıkamam. Fiş gücü artışı yerine... Evet. Neyse bir kalsın. Onu yıkıp onun yerine garnizon binası kuracağım ama en azından bir iki turluğunda iş gücü sağlasın. Şimdi asıl mesele şurası. Terko'yu korumaya çalışmalı mıyım bununla? 7 kişilik bir ordu. Birinci rütbe bir general. 7 kişiye karşı 10 kişi savaşırım ama 10 kişinin 6 tanesi yarı güçlü. 3 kişi desek 7'ye 7 bir savaş. Yani. Ayrıca savunmadayım. Ben burayı korurum ya. Tamam, gel. Hadi bakalım, umarım elimde patlamaz. Bu kardeşimize ise şu rütbesini verelim. Sonra da veda edelim. Boşuna masraf edemeyelim buna. Evet ya, evet. O kadar 4. rütbeye kadar çıkmış. Onu kullansam falan istiyordum ama
Şu an diğer adama ihtiyacım var. Boşuna masraf edemeyelim gerçekten. Bu tarafta. Okey. Askeri binayı yükseltelim. Kullanılmaya şeyler varmış. Sıradan küçük kalkan kullan. Şu diğer elemandaki şeyi ona vereyim bari. Bunu da al. Hı-hı. Ya da vermesem ya. Biraz risk altın ama yok ya. Kazanırım ben bu savaşı ya. Bir şey olmaz. I fight for my brothers. Dur, yanlış şeye tıkladım. We must stand together. I fight for her. Born to do. Otomatik olarak bir şey var mı diye bakmadan geçmeyeyim tabii. Kız var mı kız? Onu söylesen bana. Yine bunda var sadece. Aram belki biraz daha iyileştikten sonra. Ne bileyim. Okey, gel bakalım diyecektim ama oto sonuç bana veriyor. Okey. Ağır hasar alanlar sadece garnizonlar. Tamam, alırım bunu. Eyvallah, eyvallah. İkiziyle dövüşüyor. Aynı model denk gelmiş. Suratı biraz farklı. İkmal kaynak alayım. Okey, aşağıdakiler bana şey ticaret anlaşmaları falan önerdi de size dalacağım dedim, istemem dedim. Şimdi bu arkadaşlar 5 kişi hasarlı durumdalar. Sen şu hasarlı olmayan durumdaki 4 birimle onları alırsın bence. Değil mi? Aynen. Rahat rahat alırsın. İkizini öldürmek zorunda kaldığını biliyorum ama. Okey. Fraksiyon yok edilmiş olsa gerek değil mi? Nice. Burası ne ara böyle oldu ya? Bu kadar kolay mı bu kadar binaların hasar görmesi? Neyse, Marie ikinci seviyeye çıksın. İki tur sonra bunu yıkıp ardından bir garnizon binası dikmek isterim. Şimdi bu zibidiler burada ne yapıyor? Siz ne kadar güçlü bir zibidisiniz? Güçsüz bir zibidilermiş. Kimle savaş halindeler? MR'la. Yalnız MR çok güçlü ya. Şimdi güç sıralamasına bakayım. Tanıdığım en güçlü fraksiyon uzak ara. Bunların bana savaş açmasını istemem. O tarafa gitmek de istemem. Bunları fethetmek de istemem. Güney'e inmek istiyorum dediğim gibi. O yüzden sizle yalandan da olsa bir ticaret anlaşması yapalım mı dostlar? Mesela sizin gıdanız varmış biraz. Çok değil böyle. 100 gıda versen bana. Ben de sana işte ne bileyim. Odun vereyim biraz. 50. Okey. 21. 22. Sembolik. Bir nevi, yani çok az etki eder küçük bir anlaşma olduğu için ama bir nevi saldırmazlık anlaşması gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yapay zeka bir ticari anlaşmayı bozmadan önce iki kere düşünüyor. Yani az etkili bir saldırmazlık anlaşması olarak görebilirsiniz. All right. Okey. Minurta. Direkt Supra'ya dalabilirim. Siz ne kadar güçsünüz? Bayağı bir zayıf durumdalar. Şeyle savaş halindeler. Asur'la tam, hatta bunlarla savaşa girince Asur'la aram da iyi olur. Onlarla aramın iyi olmasını istiyorum. Bu arada saray açıldı. Aha, ben evrenin kralı olmuşum. Aha, ne güzel. Bakayım. Ne oldu, bunların fraksiyon lideri mi öldü? Evet, evet, başka biriydi değil mi? Fraksiyon lideri ölmüş. Bunların evlatlığı olduğum için de ben direkt evrenin kralı oldum. Harika. Dur. Evrenin kralı olduğum için şey vardır. Özel bir birim vardır. Aynen. Param yetmiyor. Ama elimde böyle bir birim olanın olduğunu bilmek güzel. Para da yetecektir zamanla. Şurayı geliştirdikçe. Dur bakalım ya, evrenin kralı olmanın tadını çıkaralım. Hani Galbat kralı olarak da şu İrba'yı ilan edelim bari, başkası yok çünkü. Asur krallığını ele geçiremiyorum değil mi bu arada? Yok. Asur'a verebilirim ama. Ama öncelikle burayı ele geçireyim. Asur'a verebilirim. Başkasına vermem, hayır. Onayla.
Güzel. Hem evrenin kralıyız hem de aynı Galbat kralıyız. Evrenin kralı olmak bize ek altın ve saygınlık masrafları var. Ha pardon, bu mevkiye karşı diyor. 35 fütiyet veriyor. Bir de seçkin birim veriyor. Okey. Burada olmak ise dalavere eylemi, suikast düzenli eylemi, savaş arabası veriyormuş. Şimdi buraya geldim. Şimdi biz... Ha bir dakika. Bu elemanı o özel savaş arabasına bindirebilirim o zaman galiba, değil mi? 20'de meşrutiyet veriyor. Bakayım mı? Hayır. Fraksiyon liderim bilebiliyor sadece. Universal King. Hatta kendi otomatik binmiş. Binme oğlum. Çok riskli. 11'e doğru mu gidiyordum ben? Artı 5 zırh veriyor. Ha, ona bakmamıştım. Artı 5 zırh veriyor bunun 11'i. Bunun 11'i yabancı nüfusu azaltıyor. Yani kırmızıda pek etkileyici bir şeyler görmedim ya. Ben direkt şuradan devam edeyim. Sonrasında kırmızıdan mı devam ederim yoksa yeşilden mi devam ederim bilmiyorum. Bunu sen al ya. Yalnız savaş arabasını bunu kullanması daha mantıklı olmaz mı ya? Yalnızca fraksiyon lideri tarafından okay, yapacak bir şey yok. Fraksiyon liderine bindirmem onu. Saray eylemini kullandık zaten. Okey. Meşrutiyet durumunu henüz göremiyoruz. Güç yolu açılmadığı için. Takas anlaşmaları var. Asur'la taş gıda şeyi varmış. Tamam. Yerleşim yeri... Ha şuradaki inşaata bakıyorduk. Bunun yükselmesi için taş lazım. Evet, taşları aslında harcamak daha mantıklı olmuş birazcık şeylere, karakollara ama. Şurayı yükselteyim bari. Şunu iptal etsem mi? Burada çok bir kaynak üretilmiyor ya. Geçerken şeyi bakım masrafını azaltmak adına kurmuştum ama. Gerek yok gibi. O zaman şunu da bir iptal et. Şunu yetiyor mu şu an? Hmm. İş gücü lazım bir de zaten. Ama önümüzdeki tura yetebilir. Tamam. Şimdilik bekleteyim. Önümüzdeki tur belki 3. seviyeye çıkabilirim. Karakollar kalsın. İnşaat kalsın. Minurta'yı erken ettirmedik değil mi? Ha. Direkt saldıralım mı saldırmayalım mı diye karar veriyorduk ona. Direkt saldıralım ya. Zaten zayıf durumda. Hatta Asur'la konuşayım. Sevgili Asur. Or do you harbor hostile intentions? Şu evliliğe şu an ne diyorsun? -2.4 diyorsun. Savaşa katıl dersem kareye karşı. Hmm. Ya yok değil mi başka daha genç bir kız? Yok. Diğerlerinden kız almak istemiyorum. Gerçekten şöyle güçlü bir fraksiyonu almak istiyorum. Tamamdır, yapalım bu anlaşmayı biz. Hadi bakalım. Şen ola düğün, şen ola, şen ola savaş, şen ola kareye karşı. 0.7'yi bir şekilde ayarlarız herhalde değil mi? Niye böyle saçma bir şey istedin? Takas anlaşması. Sana altın vereyim ben. 50 altın. Gerek yok, o kadarını arıyor. 20... 6 altın 5 turluğuna idare edersin. Okey. Haydi hayırlı olsun. Çok cömertsiniz. Öyleyimdir. Master of all. Okey. Şuraya bir direkt girelim. Bir saniye. Sen bir çevirle şurayı. Senin yetişme ihtimalin var mı? Varmış aslında. Gayet yetişiyor. Gibi. Bu şu karaya. Marş vaziyetine gir. Şu birimleri Ani Galbat'a ver. Aman Ninurta'ya. Ninurta ve Ani Galbat kelimelerini karıştırıyorum. Okey. Kolay bir otomatik sonuç. Umarım diğer yerleşim yerlerini de benden önce Asur almaz. Okey. Bu savaşta böylece başlamış oldu ama bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Haydi kendinize iyi bakın.